Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 12'ye kadar 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii günün öne çıkan başlıklarına ilgili baktığım zaman temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C grubu 3. haftasında 3. maçında Sporting Lisbon'a 4-1 mağlup oldu. Siyah beyaz takım C grubundaki 3. maçında da galibiyet sevinci maalesef yaşayamadı ve haftayı puansız kapattı. Özellikle karşılaşmanın 4. golünün yenmesinden sonra Ensakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre'ye taraftarlardan protesto vardı, ıslıklar vardı. Bu oyuncuların topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandıkları gözlendi ama Beşiktaş taraftarlar daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na ise büyük destek verdiler. Sergen Hoca'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman yedikleri gollerin şans işi olduğunu belirtti ve yaşadıkları sorunları hatırlatarak bu görüntü fake, gerçek değil, gerçek yakında ortaya çıkar ifadelerini kullandığını söyleyelim. Tabi burada da yani kimse kusura bakmasın 3 korner oldu, ikisi gol oldu. Yani fotokopi gibi öyle gollerde yani. Bir tanesinden de penaltı oldu. Onu da söylememizde fayda var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Metin Tokat'ın biliyorsunuz Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı TFF ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığı bilgisi paylaşıldı. Zaten dün dilebersi günde söylemiştim Fenerbahçe'den büyük ihtimalle sevkler gelir diye. Tabii gene yanılmadık. PFDK Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç, yönetici Erol Bilecik, futbolculardan Altay Bayındır, Osay Samuel'i PFDK'ya sevk edildiğini söyleyelim. Hakemliğin kesin olarak bırakılacak isimler vardı. Biliyorsunuz 7'ydi 9'du. İsimlere baktığımız zaman bunu ikinci bölümde zaten Hakan Can abimiz de Fanatikas Spor yazarı Hakan Can'la değerlendireceğiz. O da zaten sosyal medya hesabı ve YouTube hesabından da bu isimleri açıkladı. Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen, Halis Özkaya, Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır isimleri pek düşünülmüyor. Kulüpler Birliği bu isimleri pek sıcak bakmıyor ve bunlarla ilgili de bugün biliyorsunuz çok önemli bir toplantı var saat 3 civarında. Servet Yardımcı katılacak. Nihat Özdemir İstanbul dışındaymış işlerinden dolayı. Servet Yardımcı katılacak. Ali Koç, Sayın Ali Koç toplantıya katılacak. Artı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma üçlü Sayın Servet Yardımcı ile bir araya gelecekler. Ve bu özellikle hakem atamalarındaki yaşanan sıkıntılar masaya yatırılacağını söyleyelim. Saat 3 gibi olacak ve Riva'da gerçekleşecek bu toplantı. Artık bu toplantıdan sonra zaten her şey biraz daha netleşmiş olacak. Son konu başlığımızda Fenerbahçe TV. Biliyorsunuz dün Trabzonspor'un 9. hafta oynanan Trabzon 3-1'in kazandığı maçın tekrarını verdi ve FB TV yayını 23. dakikada kesti. FB TV Trabzon Fenerbahçe maçının yayını tekrar verdi. Kim Jin'in kart gördü 23. dakikadan sonra yayın kesildikten sonra ekranda bir anda maç yayını sona ermiştir. Maçın 23. dakikasından sonrası da bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir. Bunun ne olduğunu tüm kamuoyunun takdiridir ifadelerinin bulunduğu bir yazı geldi. Daha sonra da başkan vekili Sayın Erol Bilecik de bazı bu konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Onda zaten bu toplantının açıklamaların ve demin söylemiş olduğumuz konularla ilgili bütün konuları, detaylarını zaten birazdan geniş geniş işleyeceğimizi söyleyelim. İlk dinleyicimizle beraber de ters köşe açalım. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Hayırlı haftalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız? İstanbul'dan Mehmet ben abi. Galatasaray taraftarıyım. İyiyim abi. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyoruz abi. Öyle söyleyelim. Hayırdır? Abi yani dün Beşiktaş yenildi. Galatasaray taraftarıyım ama gerçekten üzgünüm abi. Evet. Çünkü ben olaya siyah beyaz sarı lacivert kırmızı yani sarı kırmızı olarak bakmıyorum abi. O, tek renk var. Kırmızı beyaz olur. Doğru. Evet, o bakanlardan değilim ben abi. Hı hı. Yani biz şöyle abi biz Avrupa futboluna ayak uydurmaya çalışıyoruz ya.
bırakın ayak uydurmayı, biz yanından bile geçemeyiz abi Avrupa futbolunu yani. Rezalet abi, bizim yani bizim teknik direktörlerimiz, bizim futbolcularımız hedeflerini dört büyüklerinden birine geldiği zaman bitiriyor. Yani örnek veriyorum, Aygün Özipek ya da... Niye beni örnek verdin? Hayır, şey olarak değil abi. Yani, örnek veriyorum abi, işte benim adım Mehmet, ben futbolcuyum, işte Anadolu kulüplerindeyim. Ya Galatasaray'a geldim, bitti. Fenerbahçe'ye geldim, bitti. Ya bu nasıl bir anlayıştır abi ya? Ya bakıyorsun 36 yaşındaki oyuncuya, 40 yaşında İbrahimovic idmandan sonra 1 saatte idman yapıyormuş abi. Bizim 22-23 yaşındaki çocuklarımız, gençlerimiz idmandan nasıl kaçarım diye onları planlamaya duş almadan giden futbolcular var sevgili arkadaşım. Duş almadan giden abi, bir an önce dışarı gideyim, son model arabama bineyim, işte oraya gideyim, buraya gideyim diyen bir sürü futbolcu var. Avrupalı futbolcuların çoğu, ben sana söyleyeyim, ben idmanları çok sık takip eden bir insanım. İdman bittikten sonra, sözünü de kestim Mehmet ama unutma lütfen cümleyi. İdman bittikten sonra 15 dakika, 20 dakika, bazen yarım saat eğer futbolcu bulursa futbolcuyla, bulmadığı zaman da bazı orada parçalar var, onları koyar önüne, böyle baraj kurar, baraj aletleri var, onları koyar, arkasından geçer, çalışmalar yapar. Avrupalı futbolcular böyle, bizimkiler maalesef idman bitti, hoca idman bitti derken bile bir bakıyorsun çoğu zaten elbiselerini giymiş, arabalarına binmiş gidiyor vaziyetteler. Maalesef abi, durumumuz bu. Gitmeyelim abi biz Avrupa'ya, gitmeyelim abi, biz kendimizi böyle rezil edeceksek, biz yani ülkemizi bu durumlara düşürecek, gitmeyelim abi. Gitmenin bir anlamı var mı? Almasınlar bizi. Yani bakıyoruz sürekli gündemde, yok yerli kuralı, yok yabancı kuralı. Ya abi, yabancı futbolcuya kurban olayım abi ya. Bakıyorsunuz abi ya, Podolski hala vefasını ödüyor abi Galatasaray'a karşı. Alex, bir Fenerbahçe'ye gelen Alex. Ya adam geldi İstanbul maaşını öğrendi abi ya. Daha bundan daha büyük ötesi var mı abi? Ben anlamıyorum abi, biz ne yapmaya çalışıyoruz, nereye doğru gidiyoruz. Daha doğrusu nereye gitmeye çalışıyoruz? İnan abi hiçbir fikrim yok. Anladım. Yani ne yapmaya çalıştığını da bilmiyorum. İyi yayınlar abi, saygılar. Gerçekten çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Osman Şenkal. Aygün Bey, ben Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olacağına inanmıyorum. Aynen Mehmet Bey'in dediği gibi. Biz ancak kendi içimizde birbirimizi yeniriz. Her yıl onlarca transfer harcanan milyonlar ama başarı sıfır. Bizim takımlarımız Avrupa'ya falan gitmesin. Bence bizim ligimizin kurtuluşu Alanyaspor, Hatayspor tarzı takımlar ve yönetim şekli bence, demiş Osman Şenkal. Bir iki mesaj okuyalım. Telefonu daha sonra alalım. Neden öyle diyorum? Çünkü reklama gideceğiz. Ondan dolayı da kesilmesini istemiyorum konuşmanın. Kısa kalmasını istemiyorum. Serkan Bey, Aygün Bey Galatasaraylı diye günah keçisi ilan edilen Metin Tokat istifa ettirilmiş. 30 yıldır Galatasaraylı TFF Başkanı gelmiyor demiş. Sayın Serkan Bey böyle bir mesaj atmış. Onu da okuduk. İbrahim Çelik. Selamlar saygılar Aygün abi. Ben Adana'dan İbrahim abi. Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Kenetlendi takım. Trabzon'un içi rahat mı acaba? Trabzonspor'la ne alakası var bu 23. dakikaki olayın, demiş diyeyim ben. İbrahim Çelik'in de mesajını da okuduk. Ramazan Geleş, hakemler insan hata yapar diyenlere ne oldu acaba, merak ettim demiş Ramazan Geleş beyefendi. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra saatlerimiz 10-10'u gösteriyor. 11-10 kalaya kadar bugün telefon alacağımızı söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Vedat İnalcan, dün bu oranlarla ilgili konuşmuştuk. Beşiktaş'ın oranı 3'tü. Sporting Lisbon'un da 2 küsürlerdeydi, öyle hatırlıyorum. Hatta bu oranlarla ilgili arayanlar da olmuştu bizi. Günaydın Aygün abi. Fenerbahçe'mize yani Avrupa Ligi maçında başarılar diliyorum. Beşiktaş'a neden 3 oran verildiği belli oldu. Yayınlar demiş ama dün ilk 5 dakikada Beşiktaş'ın net pozisyonları vardı. Onu da söyleyeyim. Eğer onlar gol olsaydı, açıkça söyleyeyim, maç çok daha farklı bir noktaya giderdi. Bir de 5
Beşiktaş'ın atmış olduğu bir gol var. Yani VAR'dan geri dönen, offset çizgisiyle geri dönen, hakikaten milimlerin oynadığı, santimlerin böyle oynadığı bir pozisyon. Bence de eğer o gol geçerli olsaydı da, yani şu ana kadarki atılan en iyi gollerden bir tanesiydi. Onu da söylememizde fayda var. Demin de söylemiş olduğum gibi hakikaten Beşiktaş o çok baskılı, çok istekli başladı. O dakikalarda golü bulsaydı bu konu çok daha farklı yerlere giderdi. Günaydın. 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 Ertan Turgut benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Ertan Bey. Dün ben Fenerbahçe taraftarıyım. Yani duyamıyoruz, özür dileriz, duyamadım. Ne dediniz? Sesim geliyor mu şu anda? Şu anda iyi geliyor, buyurun. Tamam. Yani ben tarafsız gözle bakıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım ama bildiği maç olarak bakıyorum. Ama Galatasaray hariç, onlar bizi şikayet ettiği için onları hariç tutmuyorum onların rakibini tutuyorum ben. Ama Beşiktaş'a üzüldüm gerçekten. Zaten kadro çok sakat futbolcular vardı. Bir araya oynayamadılar fazla. Ona rağmen o Teixeira'nın attığı golü çok beğendim. Çok güzel golümüze direkten dönen top oldu. Hı hı. Şanssız penaltı oldu. Ya ona üzüldüm. Beşiktaş yani aslında 4-1 yenildi ama onu da hak etmedi bence. Ya futbol olarak çok beğendim. Sizin görüşlerinizi dedi. Bir de Fenerbahçe Antwerp maçı var bugün. Seyirci neden alınmıyor? Onu yarın. Anlayamadım. Yarın. Ya pardon, özür dilerim. Ya, anılmıyor diye söylendi. Onun sebebini anlayamadım. Biliyor musunuz acaba? Onunla ilgili kulüp birazdan bir bağlantı yapacağız zaten. Ben detayını birazdan size bilgisini vereceğim. Merak etmeyin. Anladım. Ben kapatayım. Beşiktaşlara üzülmesinler. Yani bizim rakibimiz değil ama yine Galatasaray gibi şey değil. Yani adil olarak yarışıyoruz. Onlar da şampiyon en büyük adayı Fenerbahçe olarak da işte. Trabzon'da öyle. Ama işte iyi futbol oynuyorlar. Ama şanssızdılar dün. Vallahi telefonumu kapatıyorum ve diğer arkadaşlara da sizin yorumlarınızı rica ediyorum. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, devam edelim. Neye devam edelim? Mesaj okumaya devam edelim. Çok fazla mesajlar var. Tahir Tarım, Aygün abi iyi günler. Ben İzmir'den Tahir. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Fenerbahçe ne olacak böyle demiş. Yani bir mağlubiyetten sonra bu kadar böyle umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmamak lazım. Lig çok uzun bir maraton. Daha bu ligde çok şeyler değişecek. Geçen sene de biliyorsunuz, ondan önceki senelerde de takımlarla ilgili neler söyleniyordu. Ama takımlar daha sonra işte Beşiktaş başta olmak üzere. Geçen sene ve ondan önceki seneki taraftarları, bağlanan taraftarların düşüncelerini tek tek anlatmak istemiyorum. Lig çok uzun bir maraton. Daha ilk 9 hafta oynandı. Mağlubiyetler olacak. Ufak tefek yolda kazalar diye olacak. Yani ufak tefek beklenmeyen mağlubiyetler olacak ama açıkça söylüyorum. Çok şey değişecek bu ligde. Bu kadar ümitsizliğe kapılmamak lazım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. Gündüz ben. Gündüz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben kısaca bir Beşiktaş açılımı yapmak istiyorum. 2 maçta 7 gol. Başakşehir ve dünkü Sporting maçlarında. Hı hı. Bunun faturasını ben Sergen Hoca'ya kesiyorum. Niçin? Kaleci tercihleri yanlıştı. Mert'in Avrupa tecrübesi daha çok. Ersin'i Başakşehir maçında oynatıp Mert'i Avrupa maçında oynatsaydı daha iyiydi. Ersin iyi kaleci. Yorgun geldi. Milli maçtan geldi diyor. Kaleci yorulmaz ki. Kaleci sabit duruyor. 3 adım öne, 5 adım geriye. Dolayısıyla kaleci tercihi yanlış. Burada Beşiktaş'ın kaleci antrenörünü de tenkit ediyorum. Hiçbir korner topuna çıkıp 1.80'in üzerinde boyu var. Yumruk zıplayacak, kolunu uzatacak. Hiçbir korner. 6 pastan vurunca zaten tutulmaz ki o top. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani orada o göbekte de yani o futbolcunun boş kalmaması lazım, açık söyleyeyim. Tabii. Yani ikinci paragrafın fikrim oydu. Alan müdafası olmuyor. Önüne gelen 15 yaş 18 yaşında paslaşıyor. Dediğiniz gibi alan müdafası yanlış. Fatura Sergen Hoca'ya çıkarıyorum. Bu arada Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye de bol şanslar ve başarılar diliyorum. İyi günler. Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Mesajlar yağıyor. Adem Göktaş abi, günaydın. Bu tempolu oyunu Beşiktaş oynarsa
Pazartesi Galatasaray yener. Tabii ki her zamanki gibi hakem inşallah konuşmayız maçlardan sonra demiş Adem Göktaş. Mustafa Şahin Gaziantep'ten selamlar demiş. Aygün abi bu Beşiktaş Galatasaray rahat geçer demiş Sayın Mustafa Şahin. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Osman ben. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Beşiktaş maçı için konuşacağım. Buyurun, tabii ki. Ya ben aslında Borussia Dortmund Ajax maçlarında da çok aradım. Sizi de bağlanamadım. Ya Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili biraz benim... Dün akşamki açıklamaları değil mi? Maç sonu hem yaptım. Dün akşamki, bir de Şampiyonlar Ligi başladı başlayalı. Sergen Yalçın devamlı bir Şampiyonlar Ligi sevgileri şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde işte gücümüz yetmiyor. Ne kadar koşsak da az. Ya işte Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu zaten biz biliyoruz yani. Hı hı. Sergen Yalçın ilk defa katılıyor olabilir de bu ülkede Şampiyonlar Ligi maçları daha önce oynandı yani. Birisi Sergen'e artık insanların Şampiyonlar Ligi'nin hangi seviyede olduğunu falan herkes biliyor yani. Bir de ona ama yönelik bir de, kadro yapısı da yaptın yani. Tamam da şöyle bir şey de var. Biz şimdi Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi kupasını beklemiyoruz ki. Evinde bir iki maç kazanacaksın, altı üstü bu yani. Ya da en kötü bir puan alıp bir şey yapacaksın yani. Sonuçta şimdi Şerif diye bir takım var. Real Madrid'li, Inter'li grupta lider yani, yanlış hatırlamıyorum. 6 puan aldı. Hı hı. Yani tamam. İşte Club Brugge Paris Saint-Germain maçını izledim ben. Geçen haftaki yani bir ilk maçı. Adamlar yani Paris. Acaba Sergen Hoca bir an önce böyle Avrupa Ligi o tarz mı doğru gidiyor? Onu mu anlamaya çalıştık acaba? Yani işte biraz nasıl artık buradan bir şey çıkamayacak belli oldu. Direkt lige mi konsantre olalım anlamına getirmeye yani çalışıyor. Mu acaba? Tamam, Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar zor olduğunu biz de biliyoruz. Herkes de biliyor ama mesela şimdi Beşiktaş'ın grubu da Şampiyonlar Ligi seviyesine göre düşük bir grup bana göre. Yani düşük derken sonuçta o büyük takımlardan, Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden hiçbir tanesi yok. İşte Manchester City, ne bileyim Paris Saint-Germain, Bayern Münih, bunlar da olabilirdi yani. Sonuçta hani Beşiktaş'ın puan alabileceği bir grup en azından. Şimdi kendi evinde Sporting Lisbon yani o kadar ahamşan bir takım değil, Beşiktaş seviyesinde bir takım, belki de daha düşük yani. Burada sen 4-1 yeniliyorsun. Şanssız gol yedik diyorsun. Şanstan dolayı kaçırılanlar o zaman maç 7-8'e de gidebilirdi. Beşiktaş'ın da var ama boş kaleye direkten döndü. Adamlar 3 tane boş kaleye atamadı falan. Onlar da o zaman şans. Yani şans faktörü ne kadar yani. Biz iyi oynadık. Biz Türkiye'de maalesef yıllardan beri bu hep var. Milli takım seviyesinde de işte kulüplerde de. Ya iyi oynadık, iyi oynadık kazanamadık dediğimiz maç 4-1 bitmiş yani. Hani 1-0, 2-1 falan bitmemiş yani. Biraz şöyle ne yaptığımızı bilelim yani. Sergen Yalçın'ın açıklamaları bana çok yani tuhaf geliyor yani, komik geliyor. Yani ben mi yanlış düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Yani şimdi bu kadro, kurulan kadroya baktığınız zaman kimse kusura bakmasın, geçen senenin çok üzerinde bir kadro kuruldu. Beşiktaş öyle bir kadro kurdu ki Şampiyonlar evet. Ligi'ne de bu kadro kuruldu. Yani yani şeye baktığınız zaman da, gruba baktığınız zaman da açıkça söyleyeyim bence çok zor bir grup değil. Evet, aynı fikirdeyim ben. Yani kimse kusura bakmasın, Beşiktaş arkadaşlar belki bana tepki gösterecekler. İşte efendim Şampiyonlar Ligi grubu, final grubu gibi grup kuruldu falan filan diye çok fazla yazanlar da çizenler de oldu ama grup yani normal şartlarda mesela Galatasaray'ın rakipleri daha zorlu. Yani Galatasaray'ın UEFA rakipleri aşağı yukarı yani aynı klasta takımlar yani. Yani Beşiktaş'ın grubuyla Galatasaray'ın grubu aşağı yukarı yani, bana göre. Aynen. Aynı işte Lazio. Yani buradan bu kadronun buradan çok rahat bir şekilde çıkması lazım. Kimse kusura bakmayacak. Ya bizim istediğimiz de zaten Aygün Bey şimdi hani çok zor Şampiyonlar Ligi'ni almazsa zaten bir Türk takımının şu anda imkansız, adamların işte 1 milyar şeyi var. O rakamlara gidersek artık bitti zaten. Önümüzdeki yani, seneden itibaren zaten Şampiyonlar yani Ligi'ne bile artık önlemeyle gideceğiz. Ya biz de zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazansın demiyoruz ki. Ya evimizde en azından bu tip diğer rakiplere göre daha kolay rakipler. Yani şimdi Sporting Lisbon, yani Manchester City değil yani sonuçta, Liverpool değil. Ya buradan yani evimizde en azından bir 3 puan alalım, bir şey alalım. Bunu istiyoruz yani. Tutup da biz Sergen'den şey istemiyoruz ki. Kupayı kaldır demiyoruz ki yani. Hep bir bahanelere sığınılıyor da istediğimiz şey de bir, en azından bir beraberlik ya, bir galibiyet yani, bu kadar. Peki. Onun için aradım ben.
Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, saatlerimiz 10.23'ü gösteriyor. Dinleyici almaya devam edeceğimizi söyleyelim. Demin bu Antwerp maçı ile ilgili falan filan bu olaylar malaylar, yurt dışında yaşanan olaylar falan filan. Şimdi kulüpten de yazıştım. Zaten biliyorduk da seyircisiz diye maç. Onu da söyleyelim. Demin dinleyicimizin söylemiş olduğu yaşanan olaylardan kaynaklanan sıkıntılar biliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Seyircisi oynanacak. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu 19.10.2020 tarihi verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisi oynanmasına karar verilmiştir diye de bir açıklama geldiğini belirtelim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Serhat, ben İzmir'den abi. Daha önce de konuşmuştum. Buyurun Serhat kardeşim. Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. İyiyim. İyi yayınlar diliyorum abi. Hı hı. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ediyorum abi. Bence çok güzel bir futbol oynamışlar. Sadece şanssızlıkla kaybetmişler maçı. Hı hı. Galatasaray'a da Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Hı hı. Bir de hakemlerde şey olmuş abi. Metin Tokat galiba istifa etmiş sabah. Evet. Dün istifa etti. Dün akşam saatlerinde evet. İstifa etti. Zaten yavaş, Sayın Ali yavaş. Koç'un o konuyla ilgili açıklamaları vardı Metin Tokat üzerinden. Evet abi. Galatasaray'la olduğu iddia ediliyor falan diye bir konuşma olmuştu neden? Ya bu hakem atamalarından kaynaklanan sıkıntılar, bu atamaları yapan kişinin başında olduğundan dolayı bir sıkıntı vardı. Evet abi. Peki yani bu düzelecek mi? Şimdi bir kişinin istifasıyla düzelecek bir şey mi acaba? Ben, yoksa ben düzeleceğine yani ihtimal vermiyorum. Vermiyorsun değil mi abi? Evet. Vermiyorum. Bence de düzelmeyecek abi. Bir de bu haftaki Galatasaray Beşiktaş maçı için ne düşünüyorsun abi? Onu merak ettim. Yani onu ben Aygün abicim. Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ı dün de söyledim. Çok iyi bulmuyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Ben de hiç iyi bulmuyorum abi. İyi bulmuyorum. Biraz da cümleleri kullanırken, seçerken dikkat etmek istiyorum. Bir şey söylediğim zaman acayip bir tepki oluşturuluyor. Sen Fenerlisin, evet, böyle konuşuyorsun falan filan diye. Evet, özellikle abi. Son maçta ikinci yarı yani Konyaspor bizi mahvetti abi. Yani, mahvetti yani. Kimse kusura bakmasın. Yani çok farklı noktaya gidebilirdi o maç. Şimdi Beşiktaş'ta biraz tabii bu Şampiyonlar Ligi'nin bir moral bozukluğu var. Onu da söyleyelim. Hem Başakşehir'de kaybedilen bir maç var. Arkasından da dün akşamki maç var. Bir moral bozukluğu var. Ve onlar açısından da, yani Beşiktaş açısından da çok kritik bir maç. Çünkü bu maçı kazanamazsa zaten dün de dikkat edersen yavaş yavaş futbolculara tepkiler oluşmaya başladı. Oklar biraz daha Sergen Hoca'ya doğru dönmeye başlayacak. Yani Beşiktaş açısından çok kritik maç. Galatasaray'da iyi sinyaller vermiyor. Ama ben inşallah hakemin konuşumunda çok güzel, keyifli bir maç izleriz diye ümit ediyorum. Aynen, her iki takımı da kazanmak mecburiyetinde olduğu bir maç, onu söyleyeyim. Her iki takımı da kazanmak zorunda. Şöyle bir şey abi, Fatih Terim kazanmak için sanki bir şey yapmıyormuş gibi bir his var. Yani oynayan oyuncuları oyundan oluyor. Yani ben anlamıyorum yani Fatih Terim ne yapmaya çalışıyor burada. Yani nasıl bir şey anlayamadım yani. Fatih Terim bu sene kendini değiştirdi yani, değişti. Peki. Çok teşekkürler. Tamam, sağ ol, kolay gelsin. Demin de söylemiş olduğum gibi 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda oynanacak olan Royal Antwerp maçı seyircisiz olacak ama tabii ki Fenerbahçe'nin yani deplasmandaki maç seyircisiz olacak ama Fenerbahçe'nin yarınki maçına seyircinin alınacağını tekrar söyleyeyim. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu 19.10.2021 tarihi verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın 4 Kasım 2021 tarihi deplasmanda Antwerp'te oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D grubu 4. karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır. Tekrar söylüyorum, deplasmandaki maçta taraftar yok. Yarınki maçta taraftar var diyoruz. Dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Aygün Bey, ismim Burak. Burak Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ı? Hoş geldiniz. Beşiktaş'ı ben iyi bulmadım Aygün Bey. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi bulmadım derken hani şu şekilde. Yani ilk 10-15 dakika o baskılı futbol, baskılı oyun tamam ama yani rakip her geldiğinde attı. Şimdi bir de öyle bir durum var. Yani Beşiktaş'ın yıllardır süre gelen bir alışkanlığı oyunu tutamama gibi. Skoru koru. Yani gene mesela 1-1'i yakaladık. Ama bir dakika sonra tekrardan gol yedik. Yani bir böyle
bir Beşiktaş'ın skoru koruyamama, oyunu tutamama gibi bir alışkanlığı var. Yani bunun bence biraz... Kadro zenginleşti, kadro çok zenginleşti, derinleşti. Yani kadro çok genişledi. Geçen sene 13,5-14 kişiyle şampiyonluğu elde edilen Beşiktaş, bu kadar kadro zenginleşmesi ve derinleşmesi acaba bir dert mi oluşturdu? Yani o da olabilir tabii. Acaba şöyle de mi olabilir? Yani biz acaba futbolculardan beklentiyi mi çok yükselttik? Yani bu futbolculardan beklenti çok bence beklenti çok yükseltildi. Beklenti çok yükseltildi. Yani o da olabilir. Bir ikincisi, yani dün mesela Sporting Lisbon ısınırken bilhassa korner çalışmışlar. Yani ben birkaç sosyal medyada gördüm. Ve kornerden de 2 tane, hatta 3 tane gol yedik. 3 kornerden, 3 kornerden evet. İkisi gol oldu, biri penaltı oldu. Hı-hı. Yani 3'ü de kornerden yemiş evet. Olduk. Sonuç olarak hani çalışılmış. Yani ben artık Sergen Hoca'ya dediğiniz gibi artık oklar, hani Galatasaray maçında da bir inşallah öyle bir şey olmaz ama hani bir kaza bela, bir beraberlik veya mağlubiyette artık Sergen Yalçın'a bütün oklar çevrilecek. Yani futbolcularda zaten bir düşüş var. İnanılmaz bir düşüş var. Özellikle Gezal, Rozier, yani hiç geçen seneki hallerinden eser yok. Josef'te yani, de Josef'te, Souza'da geçen senekiyle bu sene arasında biraz fark var, ben sana söyleyeyim. Evet, geçen sene biraz daha iyiydi. Josef'te de biraz düşüş var. Evet, katılıyorum. Yani biraz Sergen Hoca sanki yani dersine iyi çalışmıyor mu, yoksa kafalar başka bir yerde mi? Ben anlayamadım yani. Dediğiniz gibi kadromuz daha da çok genişledi. Ha, direkt şu anda Süper Lig'de şampiyon olacak takım kim derseniz Beşiktaş. Hani neden öyle derim? Baksın Alex Teixeira, Pjanic, evet. Gezal, Larin, Batshuayi, bunlar hakikaten evet. iyi oyuncular. Ama maalesef Şampiyonlar Ligi maçlarında çok yeterli olmadıkları ortaya çıktı. Katılıyor musun evet. bilmiyorum. Katılıyorum. Hayır, kesinlikle katılıyorum. Ya ben biraz da futbolcular üzerinden değil, yani oyun şeyiyle de olabilir. Yani taktikle de olabilir. Yanlış kadroyla da olabilir. Yani bence bunun üzerine biraz gidilmesi lazım. Yani bilmiyorum, şu anda Lisbon bile ikinciliği falan düşünüyordur herhalde. Tabii dün yani kazanınca şimdi çünkü Ajax'a yenince Dortmund'u, yani şu anda grup çok değişik bir hal aldı. Tabii şimdi 9-6-3-0 gibi düşün puanları. Evet. Son şeyde mesela Sporting Lisbon, Beşiktaş var. Dortmund Ajax maçı var. Doğru mu? Evet, doğru. Ona bakacaksın. Orada işte belki averaj durumlarına da bakmak lazım. Birazdan o puan cetveline bakarım ama son evet. maçı tabii çok farklı noktaya gidebilir. Doğru. Evet, biz dünkü maçı kazanmış olsaydık yani şu anda belki biz bile ikincilik şeyleri kurardık. Tabii ikincilik havası yani. Tabii ikincilik evet. şeyini kurardın. Doğru. Evet. Yani ben katılan arkadaşlar hani Beşiktaş iyi futbolu, ben kesinlikle katılmıyorum. Ben hiç beğenmedim yani Beşiktaş'ın son yani şeyden beri gelen Altay maçından, Adana Demir maçından gelen bir şey zaten. Skoru koruyamamak, 3-0'dan 3-3. Orada mesela 1-0'dan 2-1 Altay maçları. Hani lige dönecek olursak ben çok da beğenmiyorum futbolunu. Yani geçen seneye nazaran beğenmiyorum. Yani özellikle defans, hucum hattı hadi gene güvenle gol buluyoruz. Hadi Batshuayi falan biraz Larin çıkıyor, Larin de. Evet, Larin evet, Larin biraz şey, hani hucum hattı ama defans hattımız kesinlikle Beşiktaş'a yakışmıyor. Yani bu şekilde çok basit goller yiyoruz. Rakip zaten ya korner oluyor Aygün Bey ya gol oluyor. Yani dikkat ettiyseniz pozisyonlar hep öyle. Çok tehlikeli oluyor atakları. Gelinen şeyler yani çok açık veriyoruz. Ya bilmiyorum, inşallah bir an evvel düzelir, toparlanır. Ya bu ölü toprağını atar üzerinden. Peki. İşte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok mersi. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Kısa bir ara, aradan sonra hem mesajları hem de telefon almaya devam edeceğimizi söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Serdar Taşpınar, günaydın abi. Türk futbolunun kurtuluş reçetesi yabancı hakemler net. Türk hakemlerin hepsinin tuttuğu bir takım var. Duyguların ve hislerin önüne geçemiyorlar. Bir de nabza göre şerbet veriyorlar. Yurt dışı maçlarında hakem konuşuluyor mu? Yok. Çünkü art niyet ve eyyam yok. İvedilikle yabancı hakem gelmesi şart demiş Serdar Taşpınar. Dün akşama dikkat ettik mi? Şimdi Serdar Bey'in mesajı yazınca aklıma geldi. Biz bugün hiç hakem konuşmuyoruz.
bütün teknoloji kullandı, varıydı, yok offset çizgisiydi, şu suydu, bu suydu, devamlı yukarıyla irtibat halinde kaldı. Hatta pozisyonlara anında müdahalelerde bulundu. Her iki taraf açısından baktığımızda maç sonunda hakemle ilgili en ufak bir yorum yapıldı mı? Yapılmadı. İşte biz herkesin istediği bu. Dünkü hakem gibi teknolojiyi beraber kullanın. Ya dünyada varı kullanamayan, var teknolojisini kullanamayan ülkeler arasında birinci sıradayız ya. Bu hakemlerimiz yüzünden. Bu teknolojiyi kullanamıyoruz. Dünyanın her yerinde bu teknoloji o kadar güzel kullanılıyor ki, o kadar güzel hızlı bir şekilde kullanıyor ama bizde maalesef bu teknolojiyi düzgün kullanmadıklarından dolayı, yok efendim puanım gidecek, haftaya maç alamam korkusundan dolayı Türk futbolunun geldiği nokta, işte başladı istifalar, onlar bunlar başladı, MHK'den o gitti, onun yerine bu geldi. İşte hakemlerin bugün saat 3'te toplantı var. Servet Yardımcısı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Sayın Ali Koç ve Süleyman Nurma toplantıya girecekler. Dertlerini anlatacaklar. Hakemler istemiyorlar. Bu noktaya geldi. Teknolojiyi kullan. Varı kullansan, bu teknolojiyi iyi bir şekilde kullansan, art niyetli olmasan, gördüğünü çalsan, her maçta aynı kararları versen, maçına göre, duruma göre, nabza göre şerbet vermesen, bugün bu noktada olmaz. Kimse de isyan etmez. Herkes der ki evet, Türk futbolu iyi noktada. Çünkü bu hakemlerin yapmış olduğu hatalar marka değerine de zarar vermeye başladı. Bakın 500 milyon dolarlardan, Sayın Ali Koç'un söylediği laflara bakıyoruz. 500 milyon dolarlardan 200 milyon, 250 milyon dolarlara indi yayın geliri. Ve bir sonraki dönem bu rakamın 200 milyon doların da altında olacağı konuşuluyor. Niye? Hakem hataları o kadar art niyeti, o kadar kötü ki kimse maçları da izlemek istemiyor. Kimsenin işte yapılan hatalardan isyan etme noktasına geldi. Kulüpler isyan ediyor. Marka değeri çok büyük zarar görmeye başladı. Sponsorlar bile yavaş yavaş, böyle giderse bu maçlar tabii izlenmezse, şu olursa, sponsorlar bile yavaş yavaş geri de çekilecekler böyle bir dönemde. Sadece hakemler şu teknoloji düzgün kullanmadıklarından dolayı. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Nasılsın? Serdar ben. Serdar Bey, iyiyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın Aygün abi. Ben de iyiyim. Abi yayının başında bu dün Fenerbahçe TV'deki işte 23. dakikada maçın, evet, durdurup bir şey söylemiştim. Doğru. Ben o pozisyonla ilgili senin düşüncen neydi abi? Ben onu dün de söyledim. Kim'in iki pozisyonu var. İlk sarı kart doğru bir karar ve gereksiz bir yerde yaptığı için bence orada Kim hatalı. Yani orta sahanın orada o hareketi yapmayacaksın. Doğru. İkinci sarı kartla ilgili de şunu söyledim. Açık ve net söylüyorum. Bu tarz pozisyonu ligimizde çok yaşadık. Bak ben de söylüyorum. Bu tarz bir omuz omuza mücadele çok, Avrupa maçlarında bu tarz pozisyonları çok gördük. Açıkça söyleyeyim, bana biraz ağır geldi. Bir de hakemin bulunmuş olduğu noktadan oraya baktığın zaman bir de benim en çok böyle sinirlendiğim, bak seni yakaladım tarzı bir koşuşu vardı. Yakaladım bak seni atacağım tarzı bir koşuşu vardı. O benim hiç hoşuma, evet, gitmedi, açıkça söyleyeyim. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Katılırsanız abi, katılmazsanız şöyle, saygı duyarım. Buyurun Serdar Bey. Ben de katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Sen zaten kendinle bu konuda çelişmedin abi. Şöyle çelişmedin. Geçen hafta dedin ki Cagney'in iki pozisyonda da faul yok. Sadece Rize Spor'un ceza sahasının önündeki ilk pozisyonda faul var. Doğru, demiştim. Onu söyledim. Doğru. Ve Cagney'in o iki pozisyonu var ya, onun ilki Kim'in pozisyonuyla aynı. Evet. Yani bence de orada faul yoktu. Ben de sana katılıyorum. Peki yani, Kenan Karaman'ın ayak sattığı gol. İptal o da edelim. Aynı. O da aynı abi. Hiçbir şey yoktu bence de. Yani bunlar futbolun içinde olabilecek pozisyonlar. Ki ben şunu söylüyorum. Yani bu pozisyon Fenerbahçe 1-0 öndeyken işte Edgar Ye ile Valencia arasında olsaydı, gelip o şekilde onu Edgar'a atabilecek miydi? Atamayacaktı. Yani buradaki sıkıntı, ben şunu söylemiyorum abi. İşte hakemler... Bak Trabzonspor hak etti. Sakın onu söylemeyelim. Bak Trabzonspor oyunu da hak etti. Doğru mu? Abi, hak etti. Şöyle, penaltı pozisyonu bak şöyle sana söyleyeyim. Penaltı. Orada Zalay'ın yapmış olduğu hareket penaltı. Hani bazıları abi, ben tribün oynamayı sevmiyorum. Kardeşim o pozisyonda her dakika var, öyle birbirini çekmeler var. Buna bu kadar kolay. Penaltı arkadaş, o pozisyonda çekmeyeceksin. Bence de penaltı abi. Ben de onu konuşmayacağım ama şimdi Trabzonspor'un hak ettiği konusu 23. dakikadan sonraki futbol. Şimdi o anlamda 80'e kadar gelen pozisyona kadar analiz ediyorsun. 80. İlk 23 dakikada Fenerbahçe daha çok pozisyona giriyordu. Hı-hı. Ve oyunun kontrolü Fenerbahçe'nin elindeydi ve Trabzonspor'un birinci veya ikinci dakikadaki bir işte pozisyonu oldu, ardından Rossi gol attı. Başka pozisyon olmadı zaten. Şimdi bir de takımın en önemli isimlerinden bir tanesini oyundan çıkardığın zaman, özel stoper bölgesindeki önemli bir ismi çıkardığın zaman saha içindeki denge de değişiyor. Abi orada da ben dizilişler de değişiyor. Miyim? Buyurun.
Şimdi bence Pereira'nın en büyük hatası oydu. Tamam, haklı haklı bir şekilde atıldık ki. Yani kenarda Tisserand olmasa tamam diyeceğim. Tisserand'ı alırsın, Gustavo'yu ön alanda tutarsın. Çünkü ama Luis Gustavo daha önceki dönemlerde o bölgede oynadı biliyorsun. Öyle bir özelliği var abi, Gustavo'nun. Şöyle ama oynadı ama biraz daha Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda bunu kullanabilirsin de. Şimdi Gustavo asistini yapabilecek bir adam. Gustavo önde basan, önde top tutacak bir adam. Yani Fenerbahçe Gustavo'yu stopere çekmekle ben bir golün üstüne yattım. Artık Trabzon kaç atarsa iş ona bindi o dakikadan sonra. E peki ne yapması yani, gerekiyordu? Bence kesinlikle sağdan örneğin Osayi'yi alıp gerek zaten 5'li defanslı Fenerbahçe 4'lü defansa dönüp Tisserand'ı sağa alıp kim çıktıktan sonra atıldıktan sonra Gustavo'nun yerinde kalması gerekiyordu bence. Ha, anlamda söylüyorsun, anladım. Biraz daha sistemi evet, değiştirebiliriz diyorsun. Peki. Aynen. Evet. Yani bunlar abi, bir de özellikle artık hiç konuşulmuyor. Bu 59 öncesi şampiyonlukları bence biraz daha dile getirmemiz gerekiyor diye. Valla ben getirebildiğim kadar dile getiriyorum. Yapacak. Yani abi hani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz yani. Hani neler neler 6 ayda 8 ayda aydınlatılan cinayetler var abi. Bu 6 üstü 59 öncesinin onaylanıp onaylanmayacağı, yani bunun bir kararını versinler artık. O bence zaman sen ligi 1923'te 59'dan başlatman gerekecek. Onaylatmazsan. Tabii ki. Tabii ki. Ligin tarihini 59'a çekmen lazım. O aynen aradaki maçlar o zaman kabul etmiyor gözükeceksin. Federasyon sitesinde de 59'dan itibaren olan maçlar olsun. Ondan önceki hiçbir tarih yayınlanmasın. Ya burada dediğin çok doğru. Yani arkadaşım bir aç karar ver. Evet de veya hayır de. Yani insanlar niye böyle? Bak hala ortam hep böyle kötü niyet bu işte. Hep ortamı germe. Ben sana söylüyorum bak. Ya bu o kadar zor bir şey değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerini avucumun içi gibi bilen bir insan olarak söylüyorum. 59 öncesi 1923'ten itibaren orada yüzlerce insanın fotoğrafı var. O dönemlerde kazanmış, milli takımlarda kazanmış, başarılarda kazanmış olan kupalar var. O kupaları müzene sergiliyorsun. Müzene sergiliyorsun. E ben 59 öncesini kabul etmiyorum diyorsun. Hı hı. Olmaz. Abi bir de son bir şey ekleyeceğim müsaadenle. Estağfurullah. Biraz önce şey dedin ya abi. Kim atılırken hakemin gelişi. Hiç şimdi hoşuma gitmedi o. Hı-hı. İnsanların zaten antipatik, insanlara antipatik gelen şeyler bu hareketler zaten. Şimdi Vakayeme hakemi yedi bitirdi yani, ağzının önünde ağzından tüpüs saçarak bağırdı, çağırdı. Yani eli arkada şeyi dinliyor, Vakayeme'yi dinliyor, buyur diyor, yerine geç diyor. Valencia'nın son dakikalarda bir pozisyonu vardı. Edgar sarı kart gördü, ortam gerildi biraz. Pardon, ikisine de sarı kart çıkardı. Valencia kart istedi, hocam işte attım gidiyorum. Abi inanır mısın, hakemin ağzı net okunuyor. Bende de o görüntü var yani, çektim geriye alıp. Aynen şunu diyor, çok özür dilerim söylüyorum. Hadi lan, top zaten dışarı çıkıyordu. Yani bu söylenecek laf mıdır? İşte böyle olduğu için insanlara da antipatik geliyor. Ben şunu da söylemiyorum. Fenerbahçe'nin lehine de hatalar yapılıyor. Yapılmıyor değil. Ama geçen seneye bakıyoruz. Kimine göre 15, kimine göre 10, kimine göre 8. Hiç fark etmez. 2 puanla 1 puanla şampiyon belli oldu. Evet. Peki. Eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Peki. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Devam edelim. Neye devam edelim? Mesajları okumaya devam edelim. Serdar Taşpınar'ın mesajını okuduk. Öbür taraftan Yasin Acak. Merhaba abi, günaydın. Bence bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi kalibresi takımlar değil. Bizim önce UEFA Avrupa Ligi'nde bir yerlere gelmemiz lazım. Zaten siz ne düşünüyorsunuz demiş. Benim artık düşünecek bir şeyim kalmadı. Çünkü zaten seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalimiz çok düştü. Ülke puanından dolayı bu sene biliyorsunuz son bir direkt katılımdı. Beşiktaş son kez bu sene şampiyon oldu. Direkt katılım hakkını Beşiktaş aldı. Katılımdan gelecek olan parayı Beşiktaş aldı. Önümüze seneden itibaren böyle devam edersek, yani Avrupa maçlarında kayıplarımız olur, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, işte milli takımdaki kayıplar olduğu sürece belki 1, belki 2, belki 3 bile ön eleme oynamak zorunda kalacak takımlarımız. Onu da şimdiden söyleyelim. İyiye gitmiyoruz. Böylece yani bence de Şampiyonlar Ligi, yani ne bileyim, yani ona göre kadro kuruyorsun, ona göre şey yapıyorsun ama maalesef takımlarımız çok başarılı olamıyorlar. Evet, hatta bir dinleyicimiz varmış. Günaydın. Günaydın. Aygün Bey, İzmir'den Hicabi ben. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben deyim. Teşekkür ederim. Buyurun, dinliyoruz sizi.
Ben şimdi 3 konuya değinecektim kısaca hızlıca. Birincisi dün Beşiktaş, işte Galatasaraylıyım ben ama tabii takımlarımızı destekliyoruz. Beşiktaş'ın bence sorunu Gezal, Pjanić ve Alex Tekdaria. Bu üçü sahada oldum, bile bunlara Larin katıldım. Bence neden bunlar... ona o düşünceye katıldınız? Vardınız öyle bir düşünceye. Geriye dönmüyorlar, kovalamıyorlar, adam kovalamıyorlar. Yani savunma yönleri hiç yok. Atiba da geçen sene Atiba iki yönlü oynuyordu. Josef'e de beklere de çok yardımcı oluyordu. Ön tarafa da yardımcı oluyordu. Hı hı. Onun eksikliği, bir de bunların katılımı tek taraflı bir oyun oluyor. Hı hı. Rakip hızlı, akıllı çıktı mı yakalanıyor. Çok yakalandı dün Beşiktaş. Ben yani daha büyük bir fark da olabilirdi. Ondan da korktum. Çünkü çok aşırı hızlı geldiler. Çalışmışlar belli. Bir de becerikliler. Bu tip takımlara karşı Beşiktaş her zaman zorlanır. Bu tip takımlara karşı bütün takımlarımız zorlanıyor. Maalesef. Evet, evet. Milli takımımıza başta olmak üzere maalesef. Yani bu dörtlü, bence bu dörtlü olmuyor Beşiktaş. Nasıl bir dörtlü olması gerekiyor peki? Ya bence orta sahaya böyle biraz daha Josef'e yakın, daha yakın oynayan, daha böyle savunma yönü güçlü. Aynı ayarda, futbolcular transfer edildiğinden dolayı mı sıkıntı doğmuş olabilir? Aynen. Hepsi ofansif, bir de hepsi sahada oluyor. Yani kağıt üzerinde göze hoş geliyor tabii, hepsini izlemek o ayrı bir şey. Ama maç kazanmak başka bir şey, çünkü çok ihtiyacımız vardı. Sorun yani bence bunlar kovalamıyor. Hiçbirisi dönmedi dün. Yani zaten adamların şeyinde de yok. Şimdi Gezal, tekrar ya ne bileyim Pjanić. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu geri dönüşlerden kaybetmedi ya. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani 3 tane korner oldu. Yani ceza sahasına iyi yerleşme yapılamadı. Konsantrasyon bozukluğu. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum yani. 3 tane korner, ikisinden gol oldu. Aynı ya, fotokopi gibi ya. Hadi bir tane yersin. Ama ikinci ya, gözünü seveyim ya. Hani şimdi Sergen Hoca'yı da çok fazla eleştirmek istemiyorum. Çok da severim Sergen Hoca'yı. Ya biri şans dedi, öbürü de mi şans yani? Olur mu yani? Aynı ya, aynı nokta, aynı yer. Aynı yerden kafayı vuruyor. Üçüncü de kafayı vuruyor, eline çarpıyor bir tane. Yani biraz daha bir konsantrasyon mu olması lazımdı, biraz daha çalışılması mı gerekiyordu, anlamadım ben oraya. Yani biraz bence Beşiktaş dikkatli çok saldırdı. Yani böyle bir kendinden daha düşük bir takımla oynuyormuş gibi çıktı sahaya. Tamam, istekli arzulu olsun da. Bak, tribünler muhteşemdi, atmosfer şahaneydi. Her zaman evet. Kazanmak için aynen. Yani muhteşem bir tribün vardı dün. Aynen. Yani taraftar zaten aynı. Biz halkız zaten, insanız. Evet, muhteşemdi. Aynen. Hangi takım olursa olsun inanılmaz destek var. Buyurun. Tabii. Bir de ikinci konu, çok hızlı kimseyi bekletmeyeyim. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin 23. dakikaya takılmasını ben anlayamadım. Siz de Fenerbahçe'lisiniz. Evet, ama bence yani öyle bir böyle bir pozisyon, bana sorarsanız devam etmesi gereken, hani bir sarı kart falan. Şu bu tarz pozisyonlarımızı ligde çok görüyoruz ama, doğru mu? Evet. Ama yani hakemin şeyine, tarzını ben de beğenmedim. Ondan yana evet katılıyorum. Ama böyle yangın yapacak, işte bu nasıl olur, akıl olmaz bir pozisyon gibi değil. Şu olabilir mi? Hani bardağı doldurursun, son bir damla gelir, bardak taşar ya. Bence de o yani. Bence o taşmanın şeyi bence. Yani ben de katılıyorum. Yani tamam, o maçtan sonra bu kadar tepkilerin verilme sebebi bence o bardağın taşması. Evet, bence de, çünkü 2-3 senede Fenerbahçe'nin yani aleyhine de daha çok oluyor. Tabii şeyine çok puan kaybetti. Katılıyorum yani ona. Fenerbahçe'de arkadaşlar bir yandan haklı. Zaten VAR geldikten sonra iyice bir tuhaf oldu. VAR geldi, yani ligimiz bitti ya. Ya ilginç şeyler, gol oluyor, sevinemiyoruz, bakıyoruz, bir daha bekliyoruz, böyle yarım ayakta oturacağım mı, kalkacağım mı, çözemiyoruz yani. Ya ofsayt çizgisini... Çok net gollere artık seviniyoruz yani, böyle uzaktan artık gol olursa o da Galatasaray atamıyor. Uzaktan hep böyle bir karambol golleri. Zaten yani... ligimizde artık hocalar şey diyordu, aman vara kalmayacak, ofsayt çizgine takılmayacak goller atın. Aynen, uzaktan şöyle 30 metreden falan atın da bari sevinelim yani. Kafamız rahat etsin. Bir yandan adil olarak güzel yönetilirse iyi bir şey de. Ya şu teknolojiyi, yani. Çok özür dilerim sözünüz gibi, şu teknolojiyi kullanamıyoruz ya.
Kullanamıyoruz. Yani teknoloji özürlüyüz. Maalesef teknoloji özürlüyüz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanamayan bir hakem tiryomuz, var tiryomuz, avarımız, omumuz, bumumuz var. Paralar iyi, güzel. Paralar temiz, tertemiz paralar. Maşallah çok iyi para kazanıyor. Allah daha da çok versin. Paralarında gözümüz yok. Ya ama arkadaşım daha çok versin ama gözünü seveyim ya. Şu işini düzgün yap ya. Düzgün yap şu işini. Peki. Yok. Maalesef. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Artık telefonu kapattığımızı söyleyelim. Programın ikinci bölümüne başladık. Neden öyle söylüyorum? İki tane bağlantı yapacağız. Dün akşam biliyorsunuz Fenerbahçe TV'de maç yayını vardı ve maç yayını bir anda kesildi. Ve ondan sonra ekrana bir siyah bir görüntü geldi. O görüntüyle ilgili zaten konuşacağız. Ve arkasından da Sayın Erol Bilecik bazı açıklamalarda bulundu. Şu an attığımızda da Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve İrfan 25 var. İrfan merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Aygün'lerden. Dün akşam Fenerbahçe TV 23. dakikada oyunu dakikada maçı kesti ve maçın 23. dakikasından sonra şöyle bir yazı geldi. Maç yayını sona ermiştir. Maçın 23 dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir. Bunun ne olduğunu tüm kamuoyunun takdiridir diye bir yazı geldi. Şimdi bize bağlanan dinleyicilerin büyük bir kısmı bu olayı neden bu kadar çok büyütüldüğünü soruyorlar. Yani ben de şunu söyledim. Artık bardak taştığından dolayı ve bu son damla bu olaydan sonra patladığından dolayı artık bardak tamamen taştı. Artık ondan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular açıklamalar yapmaya başladılar. Ne dersin bu konuyla ilgili? Neden bu kadar büyütülüyor? Çünkü Fenerbahçe geçen sezonda birçok hakem hatalarına maruz kaldı. Yani hatta bütün yorumcular bunda hemfikir. Geçen sezon en fazla hakkının yendiği takımlardan bir tanesi olduğu vurgulandı. Hatta Sayın Başkan Ali Koç da ifade etmişti. 10-12 puanlarının hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini vurgulamıştı. O zaman çok fazla açıklama yapmadı. Hatta taraftarlar tarafından eleştirilirdi. Niye masaya bulunmuyor? Neden Fenerbahçe bu konularda sessiz kalıyor? Çünkü sonuçta şu anda buna bir hakem hata olarak değerlendirebilirsiniz ama bir maçta kaybettiğiniz, bu maçta kaybettiğiniz puan belki sezon sonunda size şampiyonluğa mal olabilir. O zaman da kimse onu konuşmaz. En sonunda şampiyon olan takımın başarısı konuşur. Bunu yıllarca Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe'nin birçok maçta geçmiş yıllarda da sezon içerisinde birçok maçta önemli kritik anlarda hakem hataları nedeniyle puanlarını kaybetti ama kimse onu konuşmadı. Sezon sonunda şampiyonluk oluştu. Bu nedenlerden dolayı yönetim değişti. Futbolculara tepki gösterdi. Futbolcular gönderildi. Ama bu hatayı yapan hakemler hiçbir şekilde bu konuda ceza görmediler. Aynı hakemlik kariyerlerine devam ediyorlar. Yani yaptıkları hatalarda yanlarına kar kaldı. Dün pazar günkü Trabzonspor maçı üzerine gelirsek de Trabzonspor maçında neden? Çünkü Trabzonspor'u eğer Fenerbahçe puan yani beraber ayrılsa, en kötü ihtimalle beraberliği de sağdan ayrılsa Trabzonspor'la puan farkını koruyacak. Beşiktaş'ta puan farkını açacak. Yani önemli bir deplasmanda liderliğini koruyarak sağdan çıkacak. Yenmesi halinde ise hem Beşiktaş'ta puan farkını açacak, Trabzonspor'la puan farkını açacak. Yani burada zirvede önemli bir işi geçmiş olacaktır. Ayrıca sadece Minca Kim'in kırmızı kart görmesine odaklanıyoruz ama Minca Kim'in şimdi Fenerbahçe'de Minca Kim güçlü savunmada önemli bir isim. Ve bu önemli isme çok basit. İki tane kartla oyundan atıyorsunuz ve bir sonraki hafta bu oyuncu oynamayacak. Yani Fenerbahçe'nin oyun sistemindeki en kritik ismi kart gösteriyorsunuz ve kart gösterdikten sonra önümüzde bu hafta oynayacak lig maçında da bu oyuncu forma giyemeyecek. Çok büyük bir darbe vuruyorsunuz Fenerbahçe'ye. Ve şu da var. Şimdi hakem Nica Hakim'e kart gösterirken çok iyi bir depar atıyor. Yani belki de sahada koşmadığı kadar hızlı koşarak işte oyuncuyu
oyuncu ikinci sarı karttan atıyor. Yani kırmızı kart, madem eğer burada direkt golü engelledi düşünüyorsa niye kırmızı kart atmadı? Direkt kırmızı vermesi gerekiyordu. Gol pozisyonu. Evet, direkt kırmızı kart atması gerekiyordu. Direkt kırmızı kart atsa bu sefer VAR'a gidecekti. Çünkü VAR'a gittiği zamandan VAR'a gittiği zamanda bu pozisyonun böyle bir foul olmadığı ortaya çıkacaktı ve bu nedenle de oyuncuya çok uyanık bir şey şekilde ikinci de sarı kartı veriyor. Hemen ikinci de ben yakaladım pozisyonunda ikinci sarı kartı verir oyundan atıyor. Buna benzer Porto maçı yaşandı. Porto'da bu oynanan maçta Porto'nun oynadığı maçta aynı buna benzer hatta bundan daha sert bir pozisyonu hakem devam ettirdi. Yani şimdi bunu Fenerbahçe büyütmüyor. Fenerbahçe hakkını arıyor. Fenerbahçe burada bir sonraki maçta, önümüzdeki maçlarda olabilecek böyle hataların niyetli demeyeyim ama yani başka kelime de buna kullanabilir insanlar. Yani böyle hatalar bir daha tekrarlanmaması adına bence şu anda buna tepki gösteriyor ve bu sistemin değişmesi için Merkez Hakem Kurulu'ndaki sistemin değişmesi için en büyük mücadeleyi de yani ateşi de yaktı ve mücadeleyi de başlattı. Zaten bugün Kulüpler Birliği'nde bir toplantı olacak. Kulüpler Birliği toplantısında da Fenerbahçe Yönetimi Başkanı bunu dile getirecektir. Bu isteklerini dile getirecektir. Zaten kulüp sadece Fenerbahçe değil, tüm kulüpler hakemlerden rahatsız. Ve bu sistemin değişmesini istiyorlar ve bu sistemde büyük ihtimalle değişecektir diye düşünüyorum. Zaten Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat istifa etti. Bu Metin Tokat'ın istifa, Sayın Ali Koç özellikle bu Metin Tokat'ın istifasını çok istiyordu. Onunla ilgili çok fazla açıklamalar yaptı. Bu toplantı öncesi bir mesaj mıdır aslında gönderilmesi? Bence büyük ihtimalle Metin Tokat'a istifa et diye telkinde bulunuldu. Yani kendi niyetiyle istifa ettiğine ben inanmıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, Metin Tokat'ın istifa etmesi sadece bu sistemin değişmesi anlamında yani sadece Metin Tokat'ın istifa etmesi bu olayı çözmez. Yani aslında başta dediğim gibi bu sistemin değişmesi lazım. Bunu yıllardır bütün şeyler, bütün herkes rahatsız hakem yönetiminden ve başkanın ifade ettiği gibi bir tane işin şu var, şu da önemli. Bazı hakemler sürekli maç alıyor. İşte bakıyorsunuz işte o 25-30 maç alıyor yılda. Bazı hakemlere bakıyorsunuz üst düzey klasman hakemler ama bu hakemlere maç verilmiyor. Yani burada bir grift ilişkiler söz konusu hakemlik camiasında. Yükselmelerde de işte üst düzey klasman hakemlere yükselmelerde de böyle durumlar söz konusu. Yani liyakat çok fazla bence bu şeyde geride kaldığını düşünüyorum ama bu nedenle aslında liyakatı da ön plana alacak yeni bir hakem atamalarında olsun, bu üst düzey klasmanlara geçiş süreçlerinde olsun liyakatı öne alacak, ilişkileri geri plana itecek bir sistemin oluşması için kulüpler harekete geçti ve bu da böyle devam edecektir diye düşünüyorum. 27.52 gelse demiş ki Selam abi, Sosa ilk 11 oyuncusu oynar mı? Bu hafta Sosa ile ilgili düşünce nedir? Hafta sonu maçla ilgili. Hafta sonu Sosa ilk 11'de forma giyebilir diye düşünüyorum. Yani çünkü Sosa şimdi Trabzonspor maçında neden ilk 11 oynadı? İrfan, şu Sosa ile ilgili cevabını bir saat başı reklamını vermemiz gerekiyor. Çok kısa. Ondan sonra verirsen çok sevinirim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz. Evet, attığımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı İrfan İlmeş var. İrfan, Sosa ile ilgili konuşuyorduk. İkinci sorumu da sorayım istersen. Dün de sevkler oldu biliyorsun. Hem başkan hem Erol Bilecik hem de futbolcular PFDK'ya sevk edildi. Onunla ilgili de görüşünü çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Sosa'nın ben İbomir'de oynama ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle lig maçında, ligdeki hafta sonu önce kalan spor maçında İbomir'de oynayabilir. Çünkü Trabzonspor maçında neden 11'de oynamadı? Çünkü sadece işte bir haftada takımla birlikte çalışmaya başlıyordu. Uzun süren sakatlığının ardından böyle tempolu maçlarda ligde oynamasını beklemiyordum açıkçası. Ama bu artık yavaş yavaş fizik kondisyon açığını da kapatıyor, takım seviyesine geldi. Bu süreçte de Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bu arada maçımda oynar mı? Ona tabii teknik heyet karar verecek. İkinci soruna gelirsek de ben mesela tamam şimdi Osay Samuel'inki haklı bir sevk, onu söyleyelim. Sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle böyle bir sevk beklemiyordu. Çünkü orada kullanmaması gereken, tabii eleştiri durumunu biraz açmış, biraz kullanmaması gereken
bir kelime kullandığı için sevk edilmesini bekliyordum açıkçası. Çünkü hakaretler sevk edildi. Şimdi hakaret futbolculuğu olunca 2 ile 5 maç eğer müsabaka görevlerinde olursa 3 ile 7 maç arasında bir ceza verilmesi gerekiyor. Bu da zaten hakaret fiilinden sevk edildi ve 3 ile 7 maç arasında bir ceza bekleniyor. Ben 3 maç olması bekliyorum ama Erol Bilecin'e şöyle söyleyeyim. Erol Bilecin'in sevk edilmesini anlayamadım. Tedbirsiz zaten. Ondan bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum Ali. Yani şu var Aydın abi. Erol Bilecin, Sayın Bilecin herkes orada açıklama yaparken Sayın ifadesini kullanıyor. Yani onu bile sevk ettiler. Yani o da bir daha dinledim açıklamasını. Kesinlikle bir hakaret yok ama sevk ediyor. Sayın Başkan Ali Koç'un da orada bir durum tespiti yaptığını ifade etmişti. Beni sevk etmeyin ifadesini kullanmıştı ama buna rağmen sevk edildi. Ondan da bir sportmenle hareketle sonuçta orada da bir hakaret söz konusu değil. Bu PFD yeni biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar çıkmıştı. Bunlar düşünce açıklama özgürlüğünden dolayı ceza verilmemesi gerekiyordu. Bu bakalım nasıl bir ceza karar verecekler ama ben ceza alacağını düşünüyorum. Erol Bilecik'le Ali Koç'un. İrfan canlı yayına gitmem lazım. Son cümleni alayım. Altay'da sportmenle aykırı hareketler sevk edildi. O da herhalde o maç bittikten sonraki işte giderken bir taraftarlarla tartışma yaşanmıştı. Oradan dolayı diyorsun. Anladım. Oradan dolayı sevk edildi. Peki. Çok teşekkürler İrfan 25. Evet şu anda Trabzonspor biliyorsun Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdülkadir Ömür açıklamalar yapıyor. İsterseniz bir oraya gidelim sonra ters köşeye devam edelim. Yani dediğiniz gibi eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. İnişli çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Kesinlikle saygı duyuyorum buna. Çünkü biz de geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğinizde sorunu başka yerde değil kendimizle yüzleşerek aramalıyız. Taraftarlarımızın veya bazı basın mensuplarının eleştirilerine maruz kalınca kendimi check-up etmek istiyorum ve daha iyi nasıl olabileceğimi düşünmek istiyorum. Çünkü en iyi amacım bu Trabzonspor'a faydalı olabilmek. Eleştirileri örtbas edip kendi performansımı yukarıya çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğumu inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de dediğim gibi antrenmanlarda daha fazla çalışıp o herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum. Yani bu daha çok hocamızın verebileceği bir karar. Çünkü Alanya maçı da sol bek oynamıştım abi. Yani gerekiyor hoca sol bek oynayıp diyecek ve ben sol bek oynuyorum. Bazen orta sağ, bazen sağ açık. Yani hocamız nerede beni görmek istiyorsa ben daha çok o mevkilerde oynamak istiyorum. Şu mevkide daha rahat hissedebileceğim bir mevki yok. Hocamız nerede oynatmak isterse orada oynuyor. Dediğim gibi iki mevkide de görev yapabiliyorum ama altyapıda daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyordum. Bazen 8 numara pozisyonunda görev alıyordum ama işte A takıma çıktıktan sonra zaman zaman sol açık, zaman zaman sağ açık görev almaya başladım. Ama kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlardan biri de 10 numara. Son maçlarda daha çok orta saha bölgelerinde görev almaya başladım. Hocamızın takdiri bir dahaki maçta sağ açık veya orta saha oynatabilir. Ama 10 numara pozisyonunu da seviyorum. Ya işte ben de özel bir antrenörüm var. İstanbul'dan haftanın 2 veya 3 günü benim yanıma geliyor. Özel antrenmanlar yapıyoruz. Yemek programıma, antrenman programıma, antrenman öncesi ve sonrası olarak iki kısma ayırıyoruz ve sürekli çalışıyoruz. Yani bir futbolcu profesyonel olarak hayatına bu şekilde devam etmeli. Genç yaştayız, önümüzde çok uzun bir serüven var. Burada Hamsik de bize bir örnek. Çünkü o da yaşlı olmasına rağmen sürekli kendi koçuyla geziyor. Antrenmanlardan önce veya antrenmanlardan sonra sürekli kendi hocasıyla antrenman yapıyor veya izin günlerinde. Ben de işte bir sezon başından beri böyle bir adım attım. Gerek bazen çift antrenman, bazen izin günlerinde de buraya geliyoruz ama bildiğiniz üzere sosyal medya kullanmadığım için bunu bir şekilde açığa çıkaramıyorduk. Çünkü sosyal medyadan uzak kaldım. Kullanmak istememin sebebi tamamen futbola odaklanmaktı. Ama taraftarlarımızın bu şeyi bilmemesi sadece bu yüzden bazen yargılıyorlardı. Sadece onların bilmesini istiyorum ben. Yani herkesin yaptığı gibi biz de ekstra antrenmanlar yapıyoruz ve sadece bunu sosyal medya kullanmadığımız için piyasaya süremiyoruz. Ama mutluyum sezon başından beri böyle bir adım attım profesyonelliğe daha yakın olabilmek için. İnşallah iyisi bir tedavi süreci olur. Ya abi dediğiniz gibi 2 sene önce de Sayın Başkanımız 1,5-2 ay önce bunu açıklamıştı. Çok ciddi teklif almıştık İngiltere Ligi'nden. İşte peşinde her futbolcunun yaşamak istemediği 2 tane talihsiz sakatlıklar yaşadık. Allah inşallah bir daha başıma getirmesin böyle bir olay.
Tabii ki bunların dönüşü zor oluyor. İki ağır sakatlık oldu ama benim hayalim her zaman 16 yaşında da söylemiştim. Avrupa'da önce Trabzonspor'u temsil etmek. Buradaki hayallerimizi tamamlamak istiyoruz. İki tane kupa kazandık. Darısı inşallah Süper Lig'e. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz ve tüm Trabzon taraftarına bunu armağan etmek istiyoruz. Öyle bir hayalimiz var. Bunu başardıktan sonra başarabilirsek amacım Avrupa'ya gitmek, İspanya Ligi'nde oynamak, İngiltere Ligi'nde oynamak, kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Yani öncelikle Bakasetas konusuna gelmek istiyorum. Kendisi hem takımımız için hem de bizim için çok değerli bir oyuncu. Yani Türk oyuncularla arası çok samimi. Herkesle Türkçe şaka yapabilen bir oyuncu. Ve Türkleri de gerçekten çok seviyor. Bazının idmandan sonra hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yani kendisi Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven bir insan. Adaptasyon sürecinde biz yani tüm herkes yönetim olsun, hocalar olsun ona çok iyi bir karşılayış gösterdikleri için çok kolayca adaptasyon oldu. Geçen sene de çok iyi bir performans gösterdi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu anda gayet iyi bir performans sergiliyor. Türk oyuncuları seviyor. Daha fazla zaman geçirerek bu aile ortamını o da artık oluşturmak istiyor. Çünkü o da bu takımın en önemli oyuncularından biri. Daha fazla zaman geçirip aile ortamına girmemizi istiyor. Onun da çünkü bazı tecrübeleri var. Onu da bazen bize aktarıyor. Dediğim gibi yani Bakasetas nezdinde demek istemiyorum. Hamsik bile mesela bazen bizle yemeğe geliyor. Çünkü o çok üst düzeyde bir performans sergiledi. Yıllarca İtalya'da oynadı. Bize oradaki tecrübelerini aktarıyor. Şampiyonluk yolunda nasıl ilerleyebileceğimizin çok uzun bir serüven olabileceğini söylüyor. Biz de onu dinliyoruz. Kulağımızı dışarıya kapatarak sadece sahasına odaklanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı öncesi yani Bakasetas biliyordur zaten Trabzonspor için Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu veya Beşiktaş veya Galatasaray maçları bizim için ayrı maçlar oluyor. Maçtan önce hocamız da maçtan önce demişti zaten Fenerbahçe maçının önemini anlatmaya gerek yok. Zaten o hafta boyunca hem çalışmalarımızı hem toplantılarımızı yaparken yabancı oyuncular da anlamıştı maçın ne kadar önemli olabileceğini. Fenerbahçe camiası da bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyordu ama kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz. Doğru abi, bir maçtan sonra bazı haberler oldu diyelim ama biz buna kesinlikle kulağımızı kapatıyoruz ve görmemezlikten geliyoruz. Çünkü hakkımız olan bir 3 puanı kazandık. Yani en iyi olan taraf bizdik. Sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor. Biz keyif alıyoruz Fenerbahçe ile oynamaktan. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik. Biz maçı kazandık. Bu hafta da Göztepe maçı var. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse bu maçı da kazanıp Fenerbahçe maçını taçlandırmak istiyoruz ve ardından içeride Rize, deplasman Beşiktaş üstüne koya koya her maç kazanarak devam etmek istiyoruz. Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. İyi yayınlar Aygün Bey. Dün amatörce goller yedik. Duran toplarda alan savunması yapamadık. Ne kadar mantıklı bilemedim. Çünkü yapamıyoruz onu. Son olarak maçın son anlarında 1-2 oyuncu ıslıklayanlar oldu. Maç oynanırken protest etmek yanlış. Hangi oyuncu protest edildikten sonra iyi oynadı ki? Destek zamanı artık. Pazartesi derbiyi kazanırız dedi inşallah demiş. Kim demiş? İrem Turan hanımefendi demiş. İrem Hanım mesajını da okuduk. Bir iki mesaj okuyacağız artık. Artık programın ikinci bölümü bağlantılara devam edeceğimizi söyleyelim. Engin Bey demiş ki Fenerbahçe, Valencia, Berisha ile çift forvet arkasında Mesut oynamalı. Çok etkili oluruz. Berisha da Salzburg'da böyle oynuyordu ve çok etkiliydi demiş Engin Bey. Mesajlara tekrar dönelim. İyi yayınlar abi. Bir Fenerbahçe olarak Ali Koç da hiçbir şey olmaz. Yapmış olduğu yanlış transferin sonucunu çekiyor demiş. Kim demiş? Doğukan Aydın Bey demiş. Bir dinleyici alalım istersen Hakan. Çok fazla dinleyici varmış telefon hatlarında da Hakan bir dinleyici alalım mı dedi. Bir kısa da olsa açalım isterseniz telefonu bir dinleyici alalım. Mesajlara devam edelim. Adem Leyla Sağlam. İyi yayınlar Günay. Fenerbahçe son maçta
resmen şey, son maçta olaylar yapıldı. Uğurcan 50 metreden geldi. Hakeme itiraz ediyor. Eller arkada, derdini anlatmaya çalışan Gustavo'ya sarı kart veriyor. Maalesef takımın kaderiyle oynanıyor. Heba edilmemeli demiş Adem Leyla Sağlam. Evet, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben Ankara'dan Hakan, pazarlamacı Hakan. Nasılsın abi? Sağ ol Hakan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi, Allah'a şükür. Ya, ben Galatasaraylıyım. Buyurun. Galatasaray hakkında konuşmak. Tabii ki. Bu arada şunu bir ufak bir not olarak belirteyim. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ımız yenildi. Geçmiş olsun. Şöyle bir şey var. Bu Galatasaray'da gitse, Fenerbahçe'de gitse, Trabzon'da gitse fark etmeyecek daha. Şu anda Şampiyonlar Ligi sanırım bir de bir iki gömlek şey geliyor, büyük geliyor. Bunun için daha çok çalışmamız, daha iyi bir planlamayla oralara gitmemiz gerekiyor maalesef. Şöyle Galatasaray için birkaç kelime etmek istiyorum. Ben genç takımdan çok memnunum ama oynanan oyundan memnun değilim. Genç seçtirmenin sanırım birazcık daha böyle, sen de katılır mısın bilmiyorum, birkaç tane böyle hani müstere kalıda ama orta sahada bir tecrübeli bir iki elemanla takviye edilerek yapılması gerektiği görüşündeyim. Bu konuda senin de görüşlerini almak isterim. Tamam, çok genç futbolcu aldı, çok iyi, çok koşuyor fakat sanırım hani derler ya eskiler, papaz oyuncu biraz topla değil de biraz da karşı rakiple de mücadele eden oyuncu da lazım değil mi abi takıma? Mesela Melo tarzı mı diyorsun böyle? Nasıl abi? Melo tarzı mı? Melo olabilir, Hasan Şaş olabilir, biraz topaz olabilir. Bunları hatırlıyorsun değil mi abi? Ya bunlar topla da çok iyi oynayan oyunculardı fakat biraz da rakiple de oynamayı severlerdi açıkçası. Yalan yok. Yani bu tarz oyuncular Beşiktaş'ta da oldu, Fenerbahçe'de de oldu. Ve bunlar hep bir şeyler kattılar. Yanlış, bazı hareketleri ters gelebilir insanlar ama maç kazanma, sezonu kazandırma anlamında iyi diye düşünüyorum ben. Yalnız bunu düşünüyorum. Senin görüşlerini bu konuda almak isterim abi. Katılıyorum. Bazı eksiklikler var ama sadece Fenerbahçe'de Fenerbahçe konuşunca bir anda Galatasaray konuşurken bile Fenerbahçe'ye gidiyorum. evet. Özellikle orta sahada bazı sıkıntılar var. Yönlendirme anlamında bazı sıkıntılar yaşıyor. Fenerbahçe'de mesela kanatlarda sıkıntılar var. Ara transfer döneminde mutlak surette bu bölgelere takviye yapılması gerekiyor. O eski agresif, hırçın oyun tarzını maalesef sahada göremiyoruz. Bundan dolayı da taraftarlar bu konuda şikayette bulunuyorlar. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şey konusunda haksız mıyım abi? Bu aynı şey Fenerbahçe'de de var. Kavgacı oyuncu yok takımlarda. Bizim yani ateşleyici yok diyelim ona. Ateş takım, ha, ateşleyici. Yani bak Ali Koç mesela bak acemini de atlattı ama kaç yıldır bir sürü transfer yapıyor. O tip bir tane oyuncu getirmedi Fenerbahçe'ye. Galatasaray bu sene takımı tamamen değiştirdi. O tip bir tane oyuncu, ateşleyici bir oyuncu almadı takıma. Ben bunun çok eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bana da söz verdiğiniz için teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kendinize çok çok iyi bakın Hakan Bey. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, mesajlara devam edelim. Neymiş? Kenan 27. Aygün Bey yayınlar. Akşam Larin'in golü maç Süper Lig'de 4 büyüklerde yeseydi kıyamet kopardı. Kimse bunu ne yapmış? Larin'in golü maç Süper Lig'de 4 büyükler yeseydi kıyamet kopar demiş. Yalnız Larin iyi kafa vurdu orada, onu da belirtelim. Bayram Duran demiş ki Ali Koç güzellemesi yapmayın demiş, hoş olmuyor demiş. Peki, çok teşekkürler Bayram Bey. Ali Koç'la ilgili bir güzelleme yapmadım ama neyse. Abi günaydın, iyi yayınlar. Türk takımları maalesef Avrupa'da başarılı olamaz. Bunu dört büyükler için söylüyorum. Kendi ligimizde oyun kalitesiz olduğu için Avrupa kupalarında boynumuzun ölçüsünü alıyoruz ne yazık ki. Pazar günü o pozisyonda Kim Ji'ye atarsan bu fizik ve kora mücadelelerde yerden kalkmaz oyuncular. Yere yatıp oyunu soğutmada maalesef lideriz. Sevgiler abim demiş Sevan Zarfçı. İşte dün mesela baktığımız zaman dün hakem hiç konuşmadık. Yani Sporting Lisbon Beşiktaş maçını yöneten hakem hiç konuşmadık. Bugün hakemle ilgili en ufak bir eleştiri yok. Hakikaten pozisyonlara baktığınız zaman yere yatan futbolcuların işte bir hareket oluyor. Öyle bir yere yatıyor ki sanki bir yeri kırıldın zannediyorsun. En az 3 dakika 5 dakika. Futbol zaten artık öyle bir noktaya geldi ki futbolcular...
futbolcularımız, işte kalecilerimiz mesela topu çok fazla elinde tutarak oyunu soğutma çalışmaları. Hakemler buna çok rahat bir şekilde izin veriyorlar. Yere yatan futbolcular dakikalarca yerden kalkmıyorlar. Sanki bir yerlerine bir şey olmuş gibi ondan sonra bir soğutucuyla hemen anında ayağa kalkıyorlar. Bu sıkıntılardan dolayı futbolun oynanma süreleri de günden güne azaldı. Keyif almamaya başladığımızı belirtelim. Dinleyicimiz var hatta. Bir dakika araya gidiyoruz. Çok kısa bir aramız varmış. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.26'yı gösteriyor. Attığımızda Fanatika Spor yazar Hakan Can var. Hakan abi, öncelikle başını sağ olsun. Eksik olma kardeşim. Dostlar sağ olsun. Yani bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimizin, eşimin çok sevdiği bir kardeşimizin, teyzemiz bildiğimiz annesi vefat etti. Başını şimdi sağ olsun tekrar. Mezarlık yolundaydık. Arabanda da şeyler vardı. Annesini kaybeden kardeşlerimiz. O yüzden konuşamadım. Ama bağlanmasam olmaz diye düşündüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gani galim. Sağlığına çok dikkat etmesi lazım arkadaşlar ve annelerinizi, babalarınızı hayattaysa ne olur ihmal etmeyin. Ne olur. Çok rica ediyorum. Hakan abi, tabii böyle bir ortamda da size de soru sormak da biraz zor olacak ama. Hayır, yani artık öğreniyoruz bazı şeyleri. Hiç de zor değil. Rahat dün Hakan Can YouTube kanalında son günlerdeki en önemli bir konuyla ilgili açıklama yaptınız. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu ile bugün Kulüpler Birliği'nden Ali Koç, Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Ağoğlu ve Süleyman Hurma Servet Yardımcı ile bir araya gelecek ama sizin yapmış olduğunuz isimler vardı çünkü kulüplerin istemediği bazı hakemler vardı. Onunla ilgili neler söylersiniz? Bu isimler kimler? Vallahi yani bu açıkça bir 9 gün önce yaptım bu videoyu ama dün akşam yayınladım. İsimleri o gün edinmiştim ama aradılar, lütfen yapma, Türk futboluna zarar verir falan dediler. Herhalde kaynaklarımdan öğrendiler haberi yapacağımı. Çünkü listede Cüneyt Çakır'ın ismi var. Evet. Çünkü Fırat Aydınus var. Çünkü Ali Palabıyık var. Yani 5 tane FIFA kokartlı hakem var. Özgür Yankaya var. Hüseyin Göcek var. Sürekli tartışılan, sürekli konuşulan çok sayıda hakem var. Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen, Halis Özkahya gibi sizin yazdığınız haberden dolayı söylüyorum. Yani 2 tanesi zaten biliyorsunuz yani bu videoyu geçen hafta yaptım. Önceki hafta Fenerbahçe, Rizespor Galatasaray maçında verdikleri hatalı kararların ardından ciddi tartışma konusu olan hem Galatasaray'ların şikayet ettiği hem Rizespor'un hem de Galatasaray'ın rakiplerinin şikayet ettiği kararlar veren ikiliyi bir defa listeye koymuşlar. Yani Ali Palabıyık benim gireceği olduğunu düşündüğüm iyi bir hakem ama şimdi Kulüpler Birliği diyorlar ki felsefe şu: Ali Koç değil, Tahir Kıran vardı ilk toplantıda. Bugünkü gibi. Hı hı. Yani toplantıya katılanlar diyorlar ki kardeşim biz bıktık hakem hatalarından. Federasyon başkanları değişiyor. Şey değişiyor. MHK başkanları değişiyor. Kurullar değişiyor. Bir tek hakemler değişmiyor. Büyük hatalar yapıyorlar. Onlar görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Biz bundan sıkıldık diyorlar. Bunların işine son verin. Sözleşmelerini feshedin. Şimdi öyle kötü bir nokta ki zaten 25 tane üst düzey hakem var. Kulüplerin geldiği nokta şu. Kulüpler Birliği'nin. Hı hı. Aşağıdan hakemler gelsinler. Onlar hata yaptılar. Biz bu hakemlerin her kararında art niyet arıyoruz. Hatta art niyet arıyoruz demiyorlar. Art niyetliler diyorlar. Bu noktadan itibaren Kulüpler Birliği'nin talebinin karşılanıp karşılanmayacağını gördüğümüz andan itibaren
federasyon ömründe belirleyebiliriz. Ancak dün önce Metin Tokat'ı verdiler. Onun verdiği arkasında öğrenip paylaşacağım. Federasyonun ömrü bitmiştir. Kulüpler Birliği'nin yapması gereken şey aslında. Dün onu da soruyorum. Ya da önceki gün hakem videomda. Kardeşim, siz sadece mi hakemlerden mi şikayetçisiniz? Federasyon süper mi? Tahkim, disiplin süper mi? Onlar kalsın, birkaç tane hakem mi gitsin? Gücünüz varsa özgür bir seçim yapılmasını sağlarsınız. Planı projesi olan yönetimleri seçersiniz. Falan. Olmuyor. Olmuyor yani, yanlış yapıyoruz. Mesela Ali Koç. Fenerbahçe camiası. Şimdi anlıyorum. Tüm kulüp taraftarları benzer davranışlar sergiliyorlar ama kime gösterilen ikinci sarı kart? Doğru. Ama Hakan abi, ben o tip... Doğru. O tip... Yer çekiminde arkadan yapılan çekimde çok net. Ya şarj omuz omuza yapılır. Dirsekle yapılmaz. Omuzdan yapılır. Sırttan yapılmaz. Kötü niyetli, bilerek geldi, böyle mimiğinden belli falan. Artık mimik okumaya da başladık. Ben katılmıyorum bu görüşe ama işte üst üste olunca başkanlar da kısır döngüye giriyorlar. Şimdi Ali Koç'un şahsında söylemiyorum, tüm başkanlar için söylüyorum ama işte paralarını veriyorlar, zamanlarını veriyorlar ve eninde sonunda onlar da taraftar. Tabii canım, taraftar onlar, tabii. Diyor, şey yap diyor, yıkın diyor bu federasyonu, astırın düdüğü, gücümüzü gösterin. Konuşmayacağı varsa konuşturuyorlar insanları. Bir defa yöneticiler ve sporcular 24 saat geçmeden konuşmamalı. Adrenalin zirvedeyken. Konuşması lazım diyorsunuz. Hmm. Tabii sakinleşeceksin, bir yorum yapacaksın. Aa bu neymiş falan. Sonra kararını vereceksin ama bu kadar zaman geçtikten sonra dahi Ali Şansalı'nın ikinci sarı kartının doğru olduğu aşağı yukarı belliyken yani kural öyle diyor kardeşim. Görmezden gelmesinler. Galatasaraylılar da yapıyor bunu. Beşiktaşlılar da yapıyor. Kendi lehine olduğunda burada adaletsizlik var. Ya Fatih Terim hakeme hakaret ediyor. Yan kulübeye saldırıyor. Gözlemciyi savuruyor. O 9 maç ceza alıyor. Galatasaray düşmanı federasyon oluyor mesela. Yahu olur mu? Bunun karşılığı 9 maç ceza. Şimdi Osay Samuel'de disiplinden ceza alacak. Neden ceza alacak? Çünkü bu hakemler, Türk hakemler daha hafif ifadeyle dışkı gibi bütün ruh sağlığımı bozdu diyor. Ruh sağlığımı bozdu dese sadece Türk hakemler ruh sağlığı bozuyor. Mesela bu eleştiri sınırına kalır ama o teşbih hakaret. Soyunma odasına da atıyor. Çünkü herkesin moral bozuk, herkes sinirli. Hı hı. Şimdi önemli bir oyuncusundan bir maçta 3 maç arası yoksun kalacak Fenerbahçe. Borussia Dortmund'la Bayern Münih ne yapmış kardeşim? Ya Arda da geçen sene ceza aldı. Melo ceza aldı. Alsınlar da. Hı hı. Demiş ki kardeşim, siz telefonlarınızı maçtan bir saat önce bize veriyorsunuz. Baştan bir saat sonraya kadar kullanmıyorsunuz. Bizde kalıyor. Sizin dış dünyayla işiniz yok. Çünkü soyunma odasından rakibi küçük düşüren, üzen, kendi kulübüne zarar veren, yani eğleniyor adam mesela ama eğlenirken hakaret ediyor. Siz yapamazsınız bunu. Siz bizim markamızın altındasınız diyorlar. Hiç onların başı belaya girmiyor. Hı hı. Hiçbir futbolcu itiraz edemiyor. Bizim kulüplerin de artık bunu yapmasında antiparantez fayda var. Yani yamalı bohça ya döndü federasyon. Güven revizyonu çok üst düzeyde yapacaklar. Yani bu yaz en azından bir erken seçim olabilir diye düşünüyorum. Ya da böyle MHK'de mi, TFF'de mi yoksa bütün ekipte mi? TFF. Komple TFF'de.
bütün kurullarıyla değişmek durumunda. Hı hı. Çünkü çok ciddi bir güven erozyonu var. Fenerbahçeliler Nihat Özdemir'i ihraç ediyorlardı. Kendi istifa etti. Galatasaraylılar Servet Yardımcı'yla şeyi var. Kızgınlıkları, sıkıntıları var. Hı hı. Güvensizlikleri var. MHK'ya kimse güvenmiyor. Ya kardeşim, memleket yıkılıyor ve Serdar Tatlı çıkıp konuşmuyor. Kardeşim demiyor. İstifa etmiyor. Adama diyorlar ki sana ve kurulların tamamına güvenmiyoruz. Yani senin FIFA kokartı verdiğin, federasyon olarak taktığın 7 hakemin 5'ini biz istemiyoruz. O listede Ali Şansalan yok. Şey yok. Mesela Ali Şansalan kalacak. Diyelim ki Federasyon Kulüpler Birliği'nin talebini kabul etti. Ali Şansalan kalıyor. Ümit Öztürk kalıyor. Şimdi Ümit Öztürk çocuğu Alanya Spor maçından sonra çocuğuyla Fatih Terim'e fotoğraf çektirdiği için herkes tarafından eleştirildi. Ben de çok iyi bir hakem. Ali Şansalan bence çok iyi bir hakem. Hatalar yapıyorlar. Başka bir şey söylüyorum. Şimdi bu MHK'nın hatası. Adamı sen 7 haftada 6 maça verirsen bence çok AKM'ye göstermediği sarı kart dışında iyi maç yönetti. Adamlar hata yaparlar. Zihinsel olarak dinlenmeleri lazım bu insanların. Maçı yönetti. Ertesi gün Fenerbahçe vara verdiler. Uçakla indirilen hakem de var biliyorsun. Evet. Ali Şansalan. Yani yapamıyorlar. MHK yapamıyor. MHK yani. Yapamıyor. Atamaları yapamıyor. Yapamıyor. Kamuoyuna çıkıp ikna edici açıklama yapamıyor. Berbat ötesi bir şey. Bu federasyon güvenilirliğini maalesef yitirdi. Aslına bakarsan biz hiçbirimiz birbirimize güvenmez hale geldik. Yani demiyor ki adam, ya Aygün abi hatalı yorum yaptı. Ben onun görüşüne katılmıyorum. Ben böyle düşünüyorum demiyor. Ahlaksız Aygün diyor. Galatasaray'ın uşağı Aygün diyor. Abi biz diyor nereden aldığını paraları biliyoruz diyor. Ulan Arkancan, sen kimsin, kaç paralık adamsın da konuşuyorsun? Pozisyonda faal yok diyor mesela. Ya yanlış düşünüyor. Hatalı yorum yapıyor demiyor. Herkes kötü insan. Herkes nemalanan insan. Herkes birinin adamı. Tamam, biz kötü olduk. Kötü söz sahibine aittir ama yapıyoruz. Günlük kavgalarla büyük fotoğrafı kaçırıyoruz. Kardeşim, liyakat, liyakat, liyakat. Nihat abiler geldiği zaman göreve, projeleri neydi? Nihat abi Yıldırım Demirören Federasyonu'nda başkan vekiliydi. 2010, yani 10 seneye yakın Fenerbahçe'de başkan vekilliği yaptı. Hı hı. Neydi projeler? Yok proje. Birlikte halledeceğiz, omuz omuza vereceğiz. Marka değerimizi yükselteceğiz. Bir de içi boş bir marka değeri lafımız var bizim. Al işte senin markan. Yani Beşiktaş çok kaliteli bir kadroyla Sporting Lisbon'a da yenildi. Başlarında en başarılı teknik direktörlerimizden biri var, genç kuşağı. Yani biz de genç diyoruz 50 yaş grubuna. Türk futbolu bu kadar. Sahada bir tane Türk var. Sen diyorsun ki, yani Ersin'le başladık. Yabancı serbest olsun da biz herkesle mücadele edelim. Önümüzü kesiyorlar. Bu ne biçim şey? Sen Türk oyuncu yetiştiremiyorsun. Alabildiğin çok kaliteli oyuncularla da, gerçekten çok kaliteli oyuncularla da, Pjanić'iyle, Batshuayi'yle, Alex Teixeira'sıyla takviye edilen oyuncular bunlar. Geçen sene 20 gole yakın katkı yapan Gezer'le ile falan şahane bir kadroyla çıkıyorsun sahaya. Türkiye standartlarında bir kadrodan bahsediyorum. Onun üstünde bir kadrodan bahsediyorum. Nasıl yiyorsun? Nasıl yiyorsun? 3 tane duran top organizasyonundan yiyorsun. Neden yiyorsun? Çünkü adamlar çalışmışlar. Biz yeterince çalışmamışız. Ondan sonra
Türk futbolu neden gelişmiyor? Hakemler yüzünden. Hadi oradan. Bunu hangi hakemle açıklayacağız? Ya da işte diğer kulüplerimizin aldığı Avrupa'daki başarı sonuçları kendi aramızda birbirimizi yerken sıkıntı yok. Çünkü hep önümüzü kesiyorlar. Bütün herkes bize düşman. Galatasaraylısı böyle düşünüyor, Fenerlisi böyle düşünüyor, Beşiktaşlısı böyle düşünüyor falan, böyle hastalıklı bir ruh haline girdik. Ama abi biz futbol oynamıyoruz. Biz altyapılarda çocuklara nitelikli eğitim vermiyoruz, yarıştırmıyoruz. Üst yapılarda bir standart getiremedik. Biz hakem konuşuyoruz. Bak, Trabzonspor Fenerbahçe maçı geçti. Türk futbolunun çok değerli iki kulübünün maçından bize Ali Şansalan kaldı ya. Ali Şansalan konuşuluyor. Ya Trabzonspor 11'e 10 oynarken oyuna hakim olamadı. İşte bu kadro şöyle oynasaydı, böyle oynasaydı çok az konuşuldu, hiç konuşulmadı. Fenerbahçe ya 10 kişi kaldı diye böyle mahkum oynamaya mecbur muydu? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun planı var? Pereira niye şu hamleyi yapmadı, bu hamleyi yapmadı? Neden Serdar Dursun'u aldı? Bütün takım ceza yayı üstünde savunma yaparken başka hamle yapmalıydı. Fikir tartışması yok. Oyuna dönük bir şey yok. Hakem yüzünden. Evet. Oh, Fenerbahçeli futbolcu rahat. Kardeşim biz ne yapalım? Bak, başkanımız da söylüyor, taraftarımız da söylüyor. Hakem yüzünden. Söz veririz, biz iyi olacağız. Hatırlarsın o eski günleri. Evet. Taraftarlar antrenman tesisini basar, futbolculara saldırırlardı. Bundan ötesi o. Yani şimdi oyuncular taahhütte bulunuyor. Sözünü tutmazlarsa taraftar da haklı olarak protestoya başlayacak falan. Ya abuk subuk bir şey bu ya. Futbol konuşmuyoruz. Galatasaray maçından Galatasaray'ın attığı gol faul mü değil mi kaldı. Beşiktaş maçında evet, Sergen Yalçın Yaşar Kemal Uğurlu tarafından atılmasaydı böyle olmazdı kaldı. Penaltımızı vermedi, ondan böyle oldu kaldı. Hep şikayet. Hakan abi, İsmail Eroğlu dinleyicimiz mesaj atmış. Hakan Bey'in başsağlığı diliyorum demiş. Allah razı olsun. Fatih Aktal demiş ki yani bizim takıldığımız pozisyon kırmızı pozisyonu değil demiş. Hakemin çok çirkin ve sert davranması, yani Trabzonspor 3 futbolcuya sarı kart göstermemesi, Vakayeme, Bakasetas, Uğurcan gibi. %100 haklı. Hayır, Uğurcan'a gösterdi. Göstermedi. Maçın sonunda gösterdi. Maçın son dakikasında gösterdi kardeşim. Hayır, geldi ya Hakan abi, şeye geldi ya. Ha, ona var kısmındaki, o kısma diyorlar. Pardon, ben şeyi söylüyorum. Yok. Bir defa Vakayeme'nin açıklaması yok. Kardeşimiz çok doğru söylüyor. Yani bırak 30 saniye itiraz etmesini. Çok basit. Çok düşük zekalı, benim bile herkesin anlayabildiği bir kural var. Hakeme kart işareti yapana kart verecek. Dünyanın her yerinde kart verilir zaten. Otorite nasıl bozulur başka türlü? Şimdi Vakayeme kendisi açısından haklı. Bana orada faul yaptılar, burada yaptılar, burada yaptılar. Hocam deyip kolunu yana açsa, kardeşim ben buna sarı kart olmaz diye savunurum. Savunurum. Yani diyalog olmalı, terbiyesizlik, saygısızlık olmadan, ama 3 defa kolunu sallaya sallaya kart göstermiyorsun diyorsa verecek. O zaman bu kardeşlerimiz haklı olmayacak, şikayetçi olmayacak. Bakasetas'ın pozisyonu hatırlayamadım, özür dilerim. Bakasetas golden sonra gitti panolarına vurdu ya, reklam panolarını, tekmeler attı. Net sarı kart. Şimdi hakem bunu görmeyebilir. 4. hakem var. Yan hakem, yardımcı hakem var. Yani bir an olur, başka bir yere bakarsın. İşte sevince gitti. Birisi yandan bir şey söylemiştir. Falan. İşte faal yok demiştir biri. Fenerli futbolcu onunla konuşuyordur. Bilmiyorum pozisyonu. Kaçırabilir. Yardımcılar nerede? Hı hı. Yani illa VAR'a çağrılması gerekmiyor ki. Kulağına fıstılayacaksın. Hocam panoya vurdu. Haberin olsun. Sarı. Sesleneceksin. Yani hakemler bunu yapmıyorlar mı sanki? Yapıyorlar. Verecek. Haklı kardeşlerim. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama bu maç
bir defa şeyde çok yanılıyoruz. Böyle mimik mi olur diye. O niye böyle gülüyor? O niye suratsız? Niye kart gösterdikten düşmana bakar gibi bakıyor? Ya yani bunların hepsinin mentörleri farklı farklı. Kimisi çok sert, kimisi iler yüzlü ve mentörlerinin karakterleri aşağı yukarı onlara yansıyor. Bir beden dili olmalı hakemin ve bir standart olmalı. Çifte standart olmamalı. Ali Şansal'ın iyi bir hakem. Kardeşimin böyle şey deyişine bayıldım. Abi faale söyleyecek lafım yok. Bir laf söylemiyorum. Ben vermediklerine bakıyorum. Öyle karar veriyorum. Evet, bu adamlar dinlenmeli de. Şimdi çok radikal bir karar. Biz kabul etmiyoruz kardeşim. Biz hakemi vermiyoruz derse federasyon. Cüneyt Çakır dünya markası bir adam. Bakalım Kulüpler Birliği ne yapacak? Şimdi bu öyle haybeye yapılmış bir şey değil. Geçen gün Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamasında şey dedi. Yani hakem çalıştayına fikirlerinizi bekliyoruz falan. Ne çalıştayıymış birader bu? Ahbap çavuş ilişkisine son vereceksiniz. İyi hakem yükselteceksiniz. Formsuz hakeme maç vermeyeceksiniz. Bu kadar basit ya. Torpil yapmayacaksınız. Yani şimdi Türk futbolunda kulüplerin ilk 11'de oynatma zorunluluğunda bulunduğu Türk oyuncu sayısı 3. 11'de 3. Yani %27-28. Biliyor muyuz peki 25 hakemin %3'ü de baba oğul, amca yeğen, hatta %3'ten de fazla. %3'ten fazla. %30. Daha fazla belki de. İşte %30 aynı, aşağı yukarı şeyle aynı. Türk futbolcu oynatma kriteriyle ondan bile fazla. Yok mu kardeşim anası babası hakem olandan daha yetenekli, eğilmeyen, bükülmeyen adam? Şimdi şeyi görüyorum, başka üzülüyorum. Deniz Ateş Bitner. Cüneyt Çakır'dan bile iyi noktaya gelirdi. Berbat bir maç yönetti. Kalemini kırdılar. İki sene evvel Galatasaray Rizespor maçında VAR'a giderek manipülasyonla hakemliğine son verilen Serkan'ın önünde 6 sene hakemlik vardı. Deniz Ateş Bitner'e bakıyorsun. Çok tatlı bir sevinç içinde mesela. Benim başıma geldi, herkesinkine gelsin der gibi. Yahu hata yapacaklar. Bu şey taraftarın haklı kızgınlıklarına ve bir daha böyle bir şeye tahammülümüz yok sözlerine başkanlar ayak uydurursa geçmiş olsun. Ali Şansalan ters baktı, bu hafta Ali'yi verelim, öbür hafta Mehmet'i verelim. Olmaz. Bir de yabancı hakem geyiği var ki o hiç olmaz. O hiç olmaz. Çünkü onlar çarşamba pazar maç yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyorlar. Sana hakem göndermez. Gönderse de tecrübe kazansın diye genç hakemini gönderir. Ama Kulüpler Birliği şu noktaya geldi. Kardeşim hakemler hata yapsın. Ama bunlar yapmasın. Biz bunlardan bıktık. Bunları istemiyoruz. Çok net istemiyoruz. Yani federasyonda Kulüpler Birliği'nin 5 üyesi olsaydı demek ki bu hakemlerin hakemlik hayatına son verilecek. Sükunetle yani gemisi alıyor. 3 tane yerden bir tarafı kapatıyorsun, öbür taraf patlıyor. Öbür tarafı kapatıyorsun, öbür taraf patlıyor. Diplomasız antrenörler çalıştırıyoruz. Çok başarılılar. Allah daha da başarılı olsun. Milli takımın başına Türk teknik direktör getiremiyoruz. Çünkü gemi getirsek kıyamet kopacak. Var mı bizim iyi teknik direktörümüz? Yok. Yok. Fatih Terim diyorsun. Fatih Terim kovuldu kardeşim. Kebapçı bastı ve kovuldu. Şenol Güneş başarısız oldu. Kamuoyunun büyük yoğun talebiyle gönderildi. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın görev başında. Okan Buruk gelse ya o iyi hoca değil, o Abdullah Avcı'nın ekmeğini yedi Başakşehir'de. Biz onun ne olduğunu gördük, o milli takımı çalıştırabilir mi? Ersun Fener'den sonra gördük ne hale düştü.
Aykut Kocaman'ı gördük ne hale düştü falan. O olmaz bu olmaz. Vay Fenerli Federasyon Fenerli Teknik Direktör getirdi olur. Ya biz bir şeye de gönülden destek veremez miyiz? Ya empati yapıp kendimizi karşımızdakinin yerine koyup ya başka da çaresi yoksa inşallah iyi olur diyemez miyiz? Diyemeyiz. Biz hakaret ederiz. Biz paçasından aşağı çekeriz insanlar. Hani meşhur bir laf vardır fıkra. Cehennemde bir kazanın başı boşmuş. Diğer kazanların başında da şey birisi bekliyor işte çıkana kafayı uzatana vuruyor sopayı kaynayan kazanın içinden. Bu kazan niye bunun başında kimse yok demişler. Demişler o Türklerin kazanı. Zaten kafayı çıkartmaya müsaade etmiyorlar. Güzel. Hakan abi. Güzel. Evet. Hakan abi yayınımızın sonuna geldik. Tekrar başınız sağ olsun diyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bu yayının başında söylediğimi söylüyorum. Kardeşim sebep aramayın. Anneye babaya küsülmez. Onlar çok özleniyorlar. Kardeşe küsülmez. Kızılır darılır ama sevdiklerinizi arayın sorun gidin. Çünkü en son görüşünüzün hangisi olduğunu bilemiyoruz. Onlara değer verdiğinizi, onları sevdiğinizi her fırsatta söyleyin. O kadar küçük şeylerden tartışmalar çıkıyor, o kadar küçük şeylerden kırılıyoruz ki bazı şeyleri bu acı olayların ardından tahammül etme şansımız da kalmıyor. Ölüm çok acı bir şey ama hayatın gerçeği. Lütfen ve alayımızın sığınabileceği yegane şey yokluk zamanında, kriz zamanında, duygusal çöküş zamanında ana kucağıdır, baba ocağıdır. Benim ikisi de inşallah mekanları cennettir yoklar. Allah rahmet eylesin. Ama olanlara hep bunu söylüyorum. Aileden kıymetli bir şey olamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Hakan abi. Ama spotu yapmadan da bitiremiyorum biliyorsun. Biliyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet hattımızda Fanatik Aşk Spor Özeri Hakan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Benden sonra Emrah Karaliç yayında olacak. Onu söyleyeyim. Yarın ve Perşembe ve Cuma günü ben yokum. Emrah Karaliç gene benim yerime burada yayında olacak. Özel işlerimden dolayı İstanbul dışında olacağım. Bugünlük Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.